Lidyalılardan beri insanların ulaşmaya çalıştığı para birimlerinin hepsi burada. Evet, Spiegel diyor. Yani, flamenco değil evlenir. Yani yansıma yapar. Ne yapacaksın? Paranın turşusunu mu kuracaksın demişler. Burada kurmuşlar. Kavanozlar hep para dolu. Numizmatikler, tarihin alt bilim dalı, diğer bilim dalı da yan bilim. Bu Latince'de olanlar. Osmanlı'daki olan da meskukat veya da evraka meskukattır. Eski paranda Türkiye cüm diye yazar. Şu ankilerde cüm diye yazar. Cüm kelimesi lügatımızda cemden, cemadan, cemiyetten gelir. Paramızın bir kısmı Amerika'da basılmıştır. Bir kısmı İngiltere'de basılmıştır. Bunlar da Osmanlı'da Fransız menşeyi taşır. Bir kısmına paramızın Berlin ve Kanada'da basılmıştır. Sebebi ise 20 Aralık 1881'de Genel Borçlar İdaresi olan Duyun'un umumuna kurulmuştur. O gün bugündür biz Cumhuriyet çocukları hali Osmanlı'nın borçlarıyla cebelleşiyoruz aslında baktığın zaman. Çünkü 1936'da borcu ödedik. Ama yerine ne geldi? İşte IMF geldi, anası geldi, danası geldi. Bakın bugün yine Merkez Bankası'mız müdüresi istifa etti. Çünkü toparlaması mümkün değil artık. Yani ülke konkordat olan. Müzenin en güzel yerlerinden biri. Allah gözünüzü doyursun. Evet Çiğli ama bak benim bakmanı görüyor musun? Bak ben 4 tane... Gaziantep'te çok gezilecek yerler var. Hep insanlara yemek gibi, gastronomi şehri gibi düşünüyorum ama çok güzel müzeleri var. İlginç bir müzeye geldik. Para müzesindeyiz. Para gözünüzü doyursun demişler. Bu da burası da o köşeymiş. Para müzesindeyiz. Gazi Üniversitesi'nde biliyorsunuz yapıldı araştırması. Onun kubbe olması lazım diyeceğim. Ha Gazi'nin üzerinde kubbe var doğru. Yeni çizimi de yanlıştır. Çünkü biz parayı kontrol etmiyoruz hocam. Şunu mu? Ha pürtonlar bak bu DNA sarmak. Peki DNA sarmak. Peki yanlış hocam. Olan ne? Sağdan sola mı? Soldan sola mı? Aşağıdan sola mı? Yukarıdan aşağı mı? Şeyini biz bilmiyoruz ki ne tarafa döndüğünü. Vallahi yukarıdan sağdan sola herhalde diyorlar. Ben de bilmiyorum. Bu buradaki yanlışlık ne? Pürtonlar ne? Çünkü aydın s**ki bakteriler. Para en çok bakteri taşıyan unsurdur hocam. Doğru. Mesela bazen küflü paralar daha önemlidir. Çünkü onlarda bakteri daha çok evrim geçiriyor. Faydalı bakteriler var. Aynen öyle. Ben alaylıyım hocam. Ben ortaokulu, yani ilkokulu yumurtayla geçmiş bir adamım. Eyvallah. Ama bana tüm mimarlık, desinatörlük, kimya, iktisat, işletme, sanat tarihi, bana her şeyi sorabilirsin. Paranın ağacında yapmışlar. Rabbim, şu garip kuluna yağdır biraz para. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Plastik para mı olur? Para değil ama para gibi geçer. Hala kullanılır. Çay ocaklarında marka denir. Bununla çay içersiniz. Sonunda bunu da yapmışlar. Paranın turşusunu kurmuşlar. Para da şöyle ağaçta yetişseydi de toplasaydık para ağacı ekip. Gaziantep'te hemen kalenin alt tarafında kalıyor para müzesi. Daha önce geldiğimizde üst katlarda da paralar sergileniyordu ama depremden hasar görmüş galiba burası. Tarihi bina olduğu için de restorasyonu tabii ki uzun sürecek. Üst katlara sanırım çıkamıyoruz ama alt katta sergi alanları devam ediyor. İçki bütün kötülüklerin anasıdır demişler. Aslında buna yakın bir de atasözü var. Bütün kötülüklerin babası para. Bu paraları görünce yaşımız ortaya çıkıyor. Zira biz bunlara yetiştik. Yabancı ülkelerin de parası var. Türkmenistan manatı. Alman markının herhalde hiç bu halini görmemişsinizdir. Bir zamanlar Alman markında da bol sıfır varmış. Şurada gördüğünüz mark 50 bin mark. 1922'de basılmış bu mark ve o zamanki bizim para karşılığı 14 liraya denk geliyormuş. 1910 yılında basılmış olan Alman markı
100 mark. 1919 yılında basılmış olan 50 mark. O zaman tam Türk parasıyla eşitmiş. 50 mark 50 liraymış. 1937'de basılan Alman markı 2 mark. Bu arada Alman markı değer kazanmış. Bizim paramızda tam 34 liraya denk geliyormuş. Bu da 1915'te basılmış 20 mark. Yine para değerlerimiz birbirine o dönem yaklaşmış. 24 liraya denk geliyormuş. 1910'da basılmış Alman markı 1000 mark. Para çok değeri değişkenlik gösteriyor. O dönemde bizim Türk lirasıyla bunun karşılığı 25 lira. 1942 yine 5 mark. O zamanki Türk parası karşılığı 16 lira. Bu pek paraya benzemiyor ama bu da bir Alman markı. 1 milyon mark. Onların hiperenflasyon dönemi ve Türk lirası karşılığı sadece 4 lira. Yıl 1923. Bu tapu senedi gibi para 2 milyon mark ve Türk lirası karşılığı sadece 12 lira. Burada da bir Çin parası görüyoruz. 1 yuan 1999'da basılmış. Mao Zedong'un resmi var üzerinde. Arka yüzü de bu şekilde. Her Türk'ün görmek istediği ülkenin parası. Ukrayna parası. Ukrayna parası, arka yüzü bir grivna. Arka yüzünde Aziz Sofya Katedrali'nin resmi var Ukrayna parasının. Ön yüzünde de Kiev'in büyük prensi Yaroslav'ın resmi. Zambiya kıvaçasını görüyoruz. Ön yüzde bulunan Kenneth Kaunda, Zambiyalı bir öğretmen ve siyasetçi. Zambiya'nın ilk devlet başkanı. Bu paraların ne olduğunu anlayamadık ama üzerindeki harfler Kirilce. Evet, Moldova parasıymış. Bir tarihe yolculuk. Irak parası. Üzerinde Saddam'ın resmi var. Zamanında biz de Irak'ta bu dönemlerde bu parayı harcadık. Bu 10 liraları bizim kuşağın çocukları bilir. O zamanlar parayı küçültmüşlerdi. Küçücük bir para gibi gelmişti gözümüze. Ve o günlerde çok hızlı eriyordu. İran parası, üzerinde Hümeyni'nin resmi var. Suudi Arabistan riyali. Burada da Rus paralarını görüyoruz. Bir zamanlar hepimiz milyonerdik. Sıfırlar çoğaldıkça milyonlarımızın değeri küçüldü. Yine bizim çocukluğumuzun paraları. Para müzesinde neredeyse hemen hemen her ülkeye ait para bulunmakta. Oradaki resimler de acaba paraları getirenler mi? Macaristan dinarı, 1969 Macaristan forintini, 1983 50 forint. Bu bölüm hep Macaristan paraları. Gaziantep'te para müzesindeyiz. Yıllar önce buraya gelmiştim, özlemişim. İsim Esat'tı değil mi? Evet. Esat abimizi çok özlemişiz, paralarını görelim. Parayı şimdi gün geçtikçe dijitalleşmeye başladı artık. Hep kredi kartıyla parayı göremiyoruz ama hem burada kağıt paraları gördükçe çocukluğumuza gidiyoruz. Burayı tekrar görelim dedik.
Esat Hocam, burayı ne zamandır çalıştırıyorsun? Sen, ben geleli bir 8-10 yıl oldu galiba ama hatırlayamadım şimdi. Şimdi müzemiz Gaziantep'te, Türkiye'de, dünyada 3 metre kurulan müzedir, bilgisayar olarak. Şimdi biz burada ilk ortak 2005 yılında, 24 Ocak 2005 yılında biz bir gezici olarak başladık. Ve sonra şehitler yararına, milli eğitim yararına, gazlar yararına, engelli yararına bunları önce ekip ettik, test yaptık. Ondan sonra müzeleştirdik. Tabii ki para bilim dalı çok çok önemli ama ülkemizde maalesef ki yeterli akademisyen yoktur. Ben de alaylı olduğum için buraya sahip çıkılmıyor. Ama şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz bir tane para müzesini açıyor. Fikir benden. İşte onlardan. Burayı oraya mı taşıyacaksınız? Hayır. Burası olmayacak. Kalacak. Çünkü siyaset yapmak istemiyorum. Allah dairesini bilir. Ben başardığımı inanıyorum. Fikir bu kadın ettiğimi inanıyorum. Tezalar alsam da ben dolandırıcılığa devam etmeyi düşünüyorum. Bu üst katlar falan kapanmış, depremde zarar yok. Tabii ki depremde zarar yok. Ben de depremdeyim ama neler ki tabii ki ülkemizde yaşanan bu 6 Şubat'taki depremde tüm ülkemize geçmiş olsun. Biz gerekli yardım ve desteği para müzesi ortam görüyoruz. Keşke buna bize devlet büyükleri sahip çıksa da biz elimizdeki envanterlerden fazlalarına bu deprem olan illerde para müzesi dönüp gidiyorlar. Aynı zamanda tüm kuruluşlar olmaz. Çok ünlü ve büyüktür. O da müzeyi mi o zaman? Vallahi bilmiyorum ama fazla kuruluk var. Evet. Ben bunların Avrupa'da eğitimini gördüm, bu uzmatiği. Ülkemizde müşterilerden aldırdım. Ben yaptıklarımla gurur duyuyorum. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki gerçekten siz de varsınız. Sahip çıkıyorsunuz. Burada kaç ülkenin parası var? Şu anda Birleşmiş Milletler üye ülke sayısı 198 olduğunu biliyoruz. Ama onunla beraber beylikler, emirlikler, sultanlıklar, mesela Osmanlı denilen bir ülke kalmadı, Çekke denilen bir ülke kalmadı, Çekoslovakya kalmadı, eski Çarlı Rusyası kalmadı, Avrupa Birliği de birleşti. Var orada var yani. Sayıyı siz de bilmiyorsunuz ya. Yok abi, bunun sayısından fazla. Dünya Türkiye ekonomisi gibi abi zikzak yapıyoruz. Çoğalıyor da eksilmiyor çalışıyor. Bizi kanalımızı takip eden bütün arkadaşlarımıza çok parasının olmasını istiyoruz. Esat abinin çok parası var. Ben çok para demiyorum, çok bilgi diyorum. Parayı da senin boş zamanlarında paralarını araştırıyorum. Ama senin paranın ayrı bir değeri var, tarihi değeri var. Evet. Yani burada çocukluğumuzu hatırlıyoruz, Azalara kadar da durduyor, psikiyatrlar söylüyor. Yaşlandığımızı da fark ediyoruz böyle. Eski çok sıfırlı paraları ya da daha az sıfırlı paraları hatırlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca ederim. Ben de oradan tüm YouTube kanal seyredici edenlere 2024 ve bundan sonraki yılların huzur, mutluluk, bol paralı sağlık diliyorum. Allah razı olsun. Gaziantep'e yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. En büyük donanımcı benim. Teşekkür ederim.